Bugün 7 Ekim 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali etkinlikleri kapsamında yurt içi ve Balkan ülkelerinden gelen bando ekipleri Meriç Köprüsü'nden başlayarak dünyanın en büyük ciğer tavası olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Karaağaç'taki tavaya kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Birinci Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin ikinci gün etkinlikleri kapsamında yurt içi ve Balkan ülkelerinden gelen bando ekiplerinin de katılımıyla tarihi Meriç Köprüsü üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bando eşliğindeki yürüyüş, dünyanın en büyük ciğer tavası olarak Guinness Rekorlar kitabına giren dev tavanın önünde sona erdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada Edirne'yi ve meşhur lezzet tava ciğeri tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti. 8300 yıllık bir geçmişe sahip olan insanlığın ve tarihin kadim şehirlerinden Edirne'de, bu topraklarda, bu coğrafyada daha önce yaşamış olan medeniyetlerin birçok özelliğini, birçok geleneğini, birçok geleneksel sanatını yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bunlar bu coğrafyada yetişen, büyüyen insanların da aynı zamanda kültürel kimliğini, yaşam biçimini, sosyoekonomik durumunu ve geleceğe bakışında bir anlamda oluşturuyor ve tarif ediyor. Osmanlı'dan günümüze gelen Edirne tava ciğeri bütün dünyada 8 milyar insanın yaşadığı bu koskoca dünyada sadece ve sadece şehrimize, Edirne'mize özgü bir geleneksel lezzet. Değerli ustalarımız o hünerli parmaklarıyla, o becerikli elleriyle daha önceki kuşaklardan aldıkları bu sanatı, bu zanaatı, bu gastronomik ürünü Edirne'nin bir markası, tüm dünyada tanınan bir lezzeti yapmayı başardılar. Kendileriyle bu anlamda gurur duyuyoruz. Edirne Belediyesi olarak kuşkusuz ustalarımızın bu muhteşem çabalarını görmezden gelemezdik. Birlikte 11 yıldan bu yana geleneksel ciğer festivalini kutluyor ve bu marka ürünümüzü de tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. 2018'de tava ciğerimizin sembolü olan arkamızda görülen dünyanın en büyük tavasını yapmaya birlikte karar verdik. Yine aynı yıl bu tavanın Guinness Rekorlar kitabına girmesini de sağlayarak tüm dünyada tava dediğinizde akla Edirne'nin gelmesini sağladık. Bugün bu tavada her gün yüzlerce turist, bazen binlerce turist gelip hatıra fotoğrafı çekilerek yine Edirne'nin bütün dünyada tanınmasına, bilinmesine yol açıyorlar. Bugün elbette burada ciğer pişirmeyeceğiz. Ama 2018 yılında o rekor denemesinde o arkamızda görmüş olduğunuz 2,5 ton ağırlığında, 7 metre 4 santimetre çapında ve 80 santim derinlikteki bu muhteşem tavada 2520 litre yağın içinde 600 kilogram ciğer pişirerek Guinness Rekorlar kitabına girmiştik. Ben ustalarımızı tekrar kutluyorum. Bu Osmanlı'dan günümüze devraldığımız muhteşem mirası tüm dünyayla, Edirne'ye gelen tüm konuklarımızla bu ağız tadına unutulmayacak tadı buluşturdukları için o hünerli ellerini bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum. Edirne'ye sevgiyle, aşkla hizmet etmeye gayret ettik. Yine tüm çalışma arkadaşlarımla beraber, Edirne'deki tüm ciğerci esnafımızla, ustalarımızla beraber önümüzdeki süreçte de bu aşkımız, bu sevdamız, bu hizmet çabamız devam edecek. 11. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivalimiz hayırlı olsun. Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından bando ekipleri tarafından düzenlenen konserler vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Müzik
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada aranması olan iki şahıs ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toplam 50 emniyet personelinin katılımıyla şok uygulama yapıldı. Uygulama noktaları Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Yıldıray Yurtseven tarafından da denetlendi. Şehirdeki işlek, cadde ve sokaklar başta olmak üzere en ücra noktalarda uygulama ve denetim yapan asayiş ve trafik ekipleri tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken araç da yolcu olarak bulunan şahıslar kimlik kontrolünden geçirildi. Buna bakıldı mı? Tüm şahısların genel bilgi taraması sorgusundan geçirildiği uygulamalarda trafik ekipleri de araç üzerinde denetim yaptı. Denetimler esnasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Aranma kaydı olan iki kişi yakalandı ve alkollü sürücülere 28.470 lira ceza kesildi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 250 bin toplu konut sözünün hala yerine getirilmemiş olmasına tepki gösterdi. Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2019 yılında hükümet tarafından duyurulan 100 bin konut projesi ve 13 Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 250 bin toplu konut sözünün hala yerine getirilmemiş olmasına tepki gösterdi. Haziran 2021 tarihinde ihale edilen ve 450 gün içerisinde bitirilmesi planlanan Edirne'deki 221 konut ve 10 dükkan projesinin hala tamamlanmamıştı. Olmadığına dikkat çeken milletvekili Yazgan, sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı. Yazgan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Edirne Geneli Emlak Endeksi raporlarına göre Edirne'de ortalama ev fiyatları 2,5 milyon lira üzerinde. Son 2 yılda Edirne genelinde ev fiyatları tamı tamına 6 katına çıkmış vaziyettedir. Son 4 yılı göz önüne aldığımızda ise durumun vehameti daha da ağırlaşmaktadır. Son 4 yılda konut fiyatlarında yaşanan fiyat artışı %841'dir. İktidar eliyle işletilen akıl ve bilimden uzak ekonomi politikaları sonucu yaşanan enflasyon atakları da durumu tek başına açıklamaya yetmemektedir. Tüm kıyaslamayı Türk lirası üzerinden değil de dolar üzerinden yapsak bile son 2 yılda konut fiyatlarındaki artış %91 olarak görülmektedir. Son 4 yılda ise dolar bazında ev fiyatları 2 katından fazlaya çıkmış durumdadır. Hal böyle olunca 2,5 milyon liralık bir ev için 120 aylık kredi çeken bir vatandaş aylık en düşük 73.500 lira kredi ödeyecek. Toplamda ise 2,5 milyon liralık bir ev için 9 milyon lira civarı bir ödeme yapacak. Tüm bu koşullar ortadayken en düşük memur maaşı 22 bin lira, en düşük emekli maaşı 7 bin lira ve asgari ücret 11.402 lira olduğu göz önüne alındığında ücretli çalışan vatandaşlarımızın konut alması neredeyse hayaldir. Konut sahibi olmak isteyen bir kişi aylık olarak neredeyse asgari ücretin 7 katını ödemek zorundadır. Bu finansal koşullar altında hükümet vatandaşı merkezine alan etkili bir sosyal konut projesi gerçekleştirmezse vaziyet daha da kötü bir hal alacaktır. Kaldı ki sosyal konut üretmek devletin görevidir. Anayasanın 57. maddesine konut hakkını düzenler söz konusu maddede devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözetleyen bir planlama çevresinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler denilmektedir. Tüm bu süreçlerde yoksul ve dar gelirlilere öncelik verilmesi, vatandaşların tümüne yaşanabilir bir konut sağlanması iktidarların ödevidir. Bilindiği üzere 2019 yılında hükümet tarafından 100 bin konut yapılacağı duyurulmuştu. Sözde 2 yıl içinde tüm konutları tamamlayıp teslim edeceklerdi. Gelin görün ki bu konutların büyük bir kısmı tamamlanmamışken bir de 2022 yılının Eylül ayında büyük büyük laflarla ilk evim, ilk iş yerim projesi duyuruldu. Projeye 1,5 ayda tam 8 milyon kişi başvurdu ve
göre devletin kasasına başvuru ücreti olarak 4 milyar lira girdi. 8 milyon yurttaş seçim sürecinde umutlandırıldı. Ama gelin görün ki umutları tükenmek üzere. 2021 yılı Eylül ayında inşaatına başlanan ve 2022 yılı Kasım ayında tamamlanması taahhüt edilen Hadımağ projesi hala tamamlanamadı. Durum böyleyken hükümetin 2022 yılında sözünü verdiği ve vatandaştan 4 milyar lira topladığı 250 bin konut projesinin takipçisi olacağız. Seçim dönemi bol keseden atanların seçimden sonra sıvışmasına müsaade etmeyeceğiz. Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edirne istikametinden Hamzabeyli sınır kapısına seyir halinde olan Bulgaristan uyruklu AÇ'nin kullandığı otomobille Süloğlu ilçesinden Edirne merkeze seyir halinde olan plakasız motosiklet Süloğlu kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü MK ile motosikleti yolcu olarak bulunan SF yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü AÇ ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 27 şahıs Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda icra edilen operasyonda Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 27 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne merkezde yaşayan vatandaşların cenaze işlemleri için hafta içi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne, hafta sonu ve resmi tatillerde ise Atatürk Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunabileceğini duyurdu. Edirne Belediyesi, Edirne merkezde yaşayan vatandaşların cenaze işlemleri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız cenaze işlemleri için hafta içi Edirne Belediyesi ana hizmet binası içerisinde bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne, hafta sonu ve resmi tatillerde ise Buçuktepe'de bulunan Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'na başvurabilir. Vatandaşlarımız burada yaptığı işlemlerde ücretsiz otobüs, pilav ve anons talebinde bulunabilir. Şarkıcı Emircan İrek ve müzik grubu Zakkum, Edirne'de açık havada verdikleri konserle kulakların pasını sildi. Aziz Gül Organizasyon tarafından düzenlenen Edirne Müzik Festivali kapsamında şarkıcı Emircan İrek ve müzik grubu Zakkum konser verdi. Kentte bulunan bir davet bahçesinde düzenlenen konserde Emircan İrek ve Zakkum grubu seslendirdikleri şarkılarla Edirnelilerden tam not aldı. Hiçbir mesele yoksa çıkıyorum bana. Demişsin ki güzel adamdı. İpsala gümrük kapısında gümrük muhafaza ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe alınan ve yurt dışına çıkmak üzere İpsala Gümrük kapısına gelen Moldova uyruklu AT isimli şahsın idaresindeki Moldova plakalı bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorsesine saklanmış vaziyette 60 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 60 kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü AT ise göçmen kaçakçılığı ve kaçakçılık suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Füsuloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, 1-7 Ekim camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle ilçede görev yapan imamlarla bir araya geldi. Füsuloğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, 1-7 Ekim camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle ilçede görev yapan imam ve müezzinlerle bir araya gelerek haftalarını kutladı. Orman Kıran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Füsuloğlumuza, köylerimize ve Edirne'mize hizmet edenlerin başında bizim en güvendiğimiz sizlersiniz. Camilerimiz dini ve milli değerlerin, vatan ve aile sevgisinin, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlar. Bu kutsal mekanlarda hizmet veren siz değerli din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal konularda da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmektesiniz. Tüm kurumlarımızla 9,5 yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Öncelikle ilçe müftümüz İsa Demirkaynağı ve siz değerli hocalarımıza bu anlamlı günde davetimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Görev süremizce tüm kurumlarımızla olduğu gibi müftülüğümüzle de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Camilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız da gayretli çabalarıyla halkımıza en iyi hizmeti sunuyorlar. Bu vesileyle 1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan camiler ve din görevlileri haftanızı kutluyor. Görevinizde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 84 şahıs yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadeleyle emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde son bir haftada yapılan kontrollerde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 84 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 30 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Sarıcapaşa Mahallesi, Kadirhane Caddesi, No15'teki Trakya Eczanesi, Şükrüpaşa Mahallesi, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi, No14'teki Umut Eczanesi. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum.